Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevgili dostlarımızı bize hatırlatan güzel bir çalışma yapacağız. Pati çalışacağız. Bu patilerimizi dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Bardak altı için kullanabileceğimiz gibi anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle güzel bir çalışma. Bakınız, bu birazcık daha büyük bir çalışma. Dilediğiniz renklerle bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Hemen örüp sevdiğiniz dostlarınıza, yakınlarınıza da hediye edebilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamızı yapalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek örgümüze başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Birinci zincir içerisine batarak giriyorum. Ve bir tane zincir çekerek buradaki yuvarlağımı kapatıyorum. Şimdi içerisine ilmeğimizi uzatarak fıstıklarımızı çalışmaya başlıyorum. Şöyle uzattım. Bir defa başını doladım. Yuva içerisine giriyorum. 1. Doluyorum. Giriyorum. 2. Doluyorum. Giriyorum. 3. Doluyorum. 4 defa da uzattım fıstığımızı. Ve şöyle dibinden tutuyorum. İçinden geçiyorum. Ve kapatıyorum. 1, 2 tane de zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar 4 defa uzatıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tutuyorum elimi, fıstığımı aldığım yere ve yuvarlağımızın, zincirimizin bulunduğu noktaya tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden 1, 2, 3 ve 4. 4 defa uzatıyorum. İpimi çekiyorum. Zincirlerimi de 2 tane ördükten sonra diğer fıstığıma geçiyorum. Toplamda 8 tane fıstığımızı örelim. 3 ve 4. Kapatıyorum. 1 ve 2. 8 fıstık olana kadar devam edelim. Toplamda 8 fıstığımızı örerek tamamladım. Yine 2 tane zincirimi çektim. Arkadaki şu ipimi şöyle asılarak göbek kısmını kapadım. Şu ortadaki boşluğu. Şimdi en son birleşmeyi yapıyorum. İlk bağlantı yerine tığımın başını girdiriyorum. İpimi geçiriyorum. Tekrar ilmeğimin arasından geçirerek birbirine bağlıyorum başlangıç ve bitişi. Sonrasında bir zincir çekerek ipimi buradan kesiyorum. Ve beyaz rengimle örmeye devam ediyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve alıyorum. Herhangi bir aralıktan hiç fark etmez örmeye başlıyorum. Şöyle iki zincir çekmiş olduğum yere geliyorum. Batıyorum. Bir tane zincirimle sabitleniyorum. İpimi arkaya çeviriyorum. Şöyle ilmeğimi uzatarak fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 defa uzatıyorum. İçinden geçerek kapatıyorum. 1, 2 tane zincirimi çekip yine aynı yere girerek 4 defa uzatıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Ara boşluğa 2 tane fıstığımı yan yana yaptım ve ipimi alttan gizledim. Şimdi hemen bir ileriye geçiyorum. 1, 2, 3, 4 defa uzatıyorum. Tekrar tek seferde kapatıyorum. 1, 2. Uzatıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. Yeniden 2 tane zincirimi çekiyorum. 4'er defa ördüğümüz fıstıklarımızı çift olarak aralara yerleştirdim. Şimdi tekrar giriyorum. 1, 2, 3, 4 defa alıyorum. Kapatıyorum tek seferde. 1, 2 zincir. Yeniden 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum.
2 tane zincir. 3 defa bu işlemimi yaptım. Bir defa da buraya yapıyorum. Toplamda 4 defa fıstıklarımı 4'er defa doldurarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane çiftimizi ördük aralara ve her bir fıstık grubumuzu 4 defa da çektik. Şimdi diğer tarafa yine 4 tane bölüm kaldı. Buradaki bölümlerde yine fıstık dolgusu yapacağız. Yalnız burada daha fazla dolduracağız. Tığımın başını doluyorum. 2 zincirimden sonra araya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 defa doldurdum. Çekiyorum. Kapatıyorum. 2 tane zincir. Aynı yere yeniden 8 defa giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2 tane zincir. İlk 8 defa çekerek doldurduğumuz fıstık grubumuzu görmekteyiz. Şimdi ikinciyi, üçüncüyü ve dördüncüyü de aynı şekilde dolduralım. Giriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir, iki tane zincir. Yeniden aynı yere 8 defa girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 defa girdim. Çekelim. Kapatalım. 1 ve 2. 8'er defa doldurduğumuz 2 fıstık grubumuz var. Diğer ikisini de 8 8 dolduralım. Sonrasında görüşelim. 8'er defa doldurduğumuz dolgularımız 1, 2, 3, 4. 4'ünü 4'er doldurduk. 4'ünü de 8'er defa doldurarak tamamladık. Şimdi 2 zincirimi çekmiştim. Başlangıçta kapattığım noktaya gelerek batıyorum. İlmeğimi geçirip bir tane zincirimi çektikten sonra beyaz rengimi keserek tamamlıyorum. Ve hemen kesmiş olduğumuz ipimizi bakınız şöyle geriden tutarak içe doğru götürüp gizleyebiliriz. Tekrar bakınız geriden giriyorum. İpimi alıyorum. İç noktada kaybediyorum. Evet, şu şekilde kaybettik. Evet, şimdi 4 defa doldurarak aldığımız yerden örmeye devam ediyorum. Patimize bir tane zincirimi çekiyorum ve bakınız 8 defa doldurduğumuz yer altta kalacak. 1, 2, 3, 4. 4 defa doldurduğumuz noktanın içerisine gelerek batıyorum. Önce bakınız şuraya, şu araya giriyorum. Bir tane batarak sabitliyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bu noktaya giriyorum. Başlıyorum. 1, ipimi de alttan gizliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 defa girdim. Kapatıyorum. 1, 2 zincir. Yeniden aynı noktaya 8 defa dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çekiyorum. 2 zincir. Üçüncü kez aynı noktaya 8 defa fıstığımı dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çekiyorum. Kapatıyorum. Şöyle görelim. 8'er 8'er fıstıklarımızı bu noktaya doldurduk. Şimdi araya gelerek batıyorum. Ve sonrasında yeniden tığımın başını dolayarak araya giriyorum. 8 defa aynı işlemimi sararak yapıyorum.
Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 zincir. Yeniden 8 defa doldurmaya başlıyorum. 3 defa yapıyorum bu işlemimi. 6 7 ve 8. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 zincir. Üçüncü kez aynı noktaya giriyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Araya giriyorum. Sık iğnemle battıktan sonra diğer kalan iki dörtlü fıstık çekmiş olduğumuz grubun içerisine de üçer defa aynı işlemimi yaparak tamamlıyorum. Dört trabzan grubumuzu da doldurdum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki bölüme gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Beyaz rengimizde kenarımızı tığlayarak son işlemimizi yapalım. Hemen şuradan beyazın bulunduğu noktadan gelerek batıyorum. Toplamış olduğumuz yere batıyorum. Aradaki bölümümüze batıyorum. Tekrar aynı yere bir daha batıyorum. İki zincir çektiğim yere. Tam tepeye batıyorum. Zincirimin bulunduğu noktaya iki defa sık iğnemi örüyorum. Tekrar topladığım noktaya bir defa zincirimin bulunduğu noktaya iki sık iğne. Tepeye topladığımız bölgeye bir tane sık iğne, zincirimin içerisine iki tane sık iğne, bir tane tam tepeye, iki tane zincir arasına sık iğnelerimi yaparak kenara çerçeveliyorum. Bir ve iki. Bir tane tam tepe noktama, iki tane sık iğne araya. Bir tane tepe noktasına, tam birleşme noktasına batıyorum ve kenardan devam ediyorum. Hemen şu noktaya batıyorum. 1. Tepeye batıyorum. 2. Araya giriyorum. 1 ve 2. Topladığım yere 1. Zincirimin bulunduğu noktaya yine 2 defa sık iğne yapıyorum. Kapadığım noktaya girerek bir sık iğne, batmış olduğum yere şöyle derinden batalım, tam alta kadar batalım şöyle. Sonrasında yanına batıyorum, tepe noktasına batıyorum, bölüm arasına ikişer sık iğnelerimi örerek devam ediyorum. 1 ve 2. Başlangıç yerimize kadar işlemimizi tekrar edelim. Bakınız kenarının çerçevesini yaptıktan sonra çok daha güzelleşti. Topladığım yerden alıyorum. Kenara batıyorum ve aşağıya kadar batarak sık iğnemi örüyorum. Şöyle görelim. Sona kadar gelelim. Ön çevremize sık iğne örerek geldim. En son batıyorum. Ve başlangıç noktasına gelerek şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirimi çekerek ipimi buradan kesiyorum ve patimi kullanılmaya hazır hale getiriyorum. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Anahtarlık olarak kullanabileceğiniz gibi bardak altı olarak kullanabilirsiniz. Nerede kullanmak isterseniz patilerimizi orada değerlendirebilirsiniz. Şöyle iplerimizi iç kısma doğru gizleyelim. Çalışmamızı bu şekilde tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.